Anne neredesin? Bir şey mi oldu Doruk Bey? Annem nerede? Bahçede diyecektim. Anne! Erken geldin tatlım. Bunu abimle bana nasıl yapabildi? Ne yapmışım anlamadım. Didem'i kullanıp konsept projesini çalmandan ve rakip firmaya vermenden bahsediyorum. O kuş beynini ne zırvaladı sana bilmiyorum ama Dorukçu... Anne! Gözümle gördüm, gözümle. Yani kimsenin bir şey söylemesine gerek kalmadı. Zaten güvenlik kayıtlarında her şey ortada. Hayır Dorukçu, benim konuyla uzaktan yakından hiçbir alakam yok. Didem kendi batarken beni de yanında götürmek istemiş nedense. Peki abime sözleşmeyi imzalatan kız da o muydu? Ne sözleşmesi? Konseptin başarısız olması durumunda bütün zararı abimin tek başına üstlenmesini sağlayan sözleşme. Ne alıp veremediği var bu oğlanla anlamadım ki. Bu konu hakkında daha fazla konuşmasak olur mu? Ben yeterince utanıyorum. Sen niye utanıyorsun oğlum? Bütün bu hakları karıştıran annen. Ya sorun da o zaten babaanne. Ya bütün bunları yapan benim annem ya, annem. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı ben de şaşırdım be oğlum. Arayalım Nejat'ı, dönsün o baksın çaresine. Bu mevzu seni de beni de aşar evladım. Gelsin adam akıllı bir konuşsun şu karısıyla. Peki ne diyeceğim babama babaanne? Annem oğlunun kuyusunu kazmaya çalıştı mı diyeceğim babaanne? O da olmaz tabii. Bu durumu ne abime ne de babama söyleyebiliriz. Söylediğimiz an bir daha bu aileyi bir araya getiremeyiz. Ah. Babaanne. Ay. Babaanne iyi misin? Ah, tansiyonum galiba. Başıma bir ağrı oturdu bir. Bir kolonya ya da su falan getireyim mi, ister misin? Yok yok evladım, yok. Yok, iyiyim. Allah Allah ya. Kaç gündür evde yokum. Seyahatten dönüyorum, karşılayan yok. Çok çaptan düşmüşüm Doruk, çok. Ben varım baba ama ben de gitmek için seni bekliyordum. Babaannem yukarıda. Birazcık tansiyonu yükseldi. Ama iyi şu anda, merak etme. Ben de sen gelene kadar onu yalnız bırakmak istemedim. Artık sen de geldiğine göre ben gidebilirim. Hoş geldin, hoşça kal baba. Bir dakika Doruk, bir dakika oğlum. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Abimle kalacağım biraz. Kafa dinleyeceğim. Tamam da niye gidiyorsun oğlum? Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Annemle tartıştık biraz. Sen? Annenle? Niye peki? Burada ne oluyor ya? Ya baba bu soruları anneme sorsan gerçekten daha iyi olur. Nerede o? Bilmem. Hop 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 birader. Ben siz ne işler çeviriyorsun orada bakayım. Aa Doruk. Senin ne işin var burada? Geçici bir süreliğine sana taşınmaya karar verdim. Allah Allah. Niye? Ne oldu ki? Ya hava değişimi. Kardeş dayanışması falan filan. Allah Allah. Kolun bir şey varsa söyle. Ya yok be abicim, ne olabilir? Ya istemiyorsan gideyim. Hayır, bir yere gitme de. Ne bileyim yani, sen sevgililerin evinde bile kalmasın ya, o yüzden diyorum. Ya birinde kalsam diğeri alınıyor, onda kalsam bu alınıyor arkadaş, ne yapayım? Neyse neyse, iyi ki geldin. Ben de hayata hediye bakıyorum bu doğum günü için de karar veremedim bir türlü. Bir yardım etsene bana. Halloldu bir. Niye? Çünkü iyi olacak hastanın aşk doktoru ayağına geldi. İyi gel.
Bence yeteri kadar içmişsin. Daha fazla devam etme istersen. Oo, Nejat Beyler de gelmişler. Diğerleri nerede? Annemin tansiyonu daha yeni normale döndü. Yukarıda uyuyor. Doruk da valizini topladı, Murat'a gitti. Bir süre orada kalacakmış. Abinin şefkatli kollarını tercih ettiler demek Doruk Bey. Oh, ne mutlu Murat'a. Ben yokken bu evde ne oldu Derya? Demek bu şeref bana bahşedildi. Oysa ben Azime Hanım yemeyip içmeyip her şeyi sana yumurtlamıştır diye düşünmüştüm ama yanılmışım. Kötü görünüyorsun lütfen, lütfen. Kötüyüm çünkü, tamam mı? Kötüyüm ben, evet. Derya, ne oluyoruz? Oğlum benden nefret ediyor. Oğlumuz benden nefret ediyor Necat. Doruk artık beni sevmiyor. Şşş, tamam. Tamam, ağlama, tamam. Gel. Hadi gidip önce sana bir duş yaptıralım. Sonra da biraz uyumaya çalış, tamam mı? He? Artık her ne olduysa yarın bir çaresine bakarız, tamam mı? Gel. Yeni mi yemek yediniz siz? Ne deşeleyip duruyorsun o nimeti? İnanamazsın babaanne ama çok açım. Ama canım istemiyor. İnanırım oğlum, inanırım. Evdekiler nasıl? Babana bir şey demedik. Annem? Nasıl olsun? Kazdığı kuyuya kendi düştü. Cezaların en büyüğüne çarptırıldı. Şimdi acı çekiyor işte. Bilmediğim başka bir şey daha mı oldu? Daha ne olsun? Bir annenin başına gelebilecek en kötü şey oldu. İki kardeşin arasını açayım derken kendi oğlundan oldu.